Şimdi bakın Akbank mağdurları diye bir şey var. Akbank kişisel bilgilerimiz ve verilerimiz sızdırıldığı için artık hemen her yerde telefonumuz, adresimiz, kredi kartı bilgilerimiz bulunduğu, TC'miz ifşalandığı için birçok dolandırıcılığa alet olmuş vaziyette. Zaten daha önce bu konu hakkında konuşmuştum artık her şeyimiz her yerde geziyor. Hiçbir gizlilik kalmadı, güvenlik kalmadı diye. Ve Yemek Sepetinde veya diğer bazı uygulamalarda hep bizim kredi kartı bilgilerimizin paylaşıldığı duyuruluyordu. Bunları da aktarmıştık daha önce. Son birkaç aydır Akbank'ta parası bulunanlar, Akbank'ı kullananlar mağdur oluyor. Bu çok gündeme gelmemişti. Ufak tefek haberler çıkmıştı. Bu hafta gündem oldu iyice. Şöyle bir olay var. Akbank kredi kartlarımız, hesap bilgilerimiz her yerde geziyor. Millet de bunları kullanıyor. Benim bazı tanıdıklarımın da başına kötü bir durum geldi. Anlatacağım. Genelde internette gördüğümüz şu. Benim adıma Akbank'tan birisi kredi çekiyor benmiş gibi. Nasıl oluyorsa çektiği o krediyi de bitiriyor, harcıyor. Ve bu yüzlerce insanın başına geliyor bir değil, iki değil. Yani ben şu anda bir uçak bileti almaya kalksam bana bin tane SMS, bin tane bildirim, bin tane şifre onay ister banka, izin vermez. Ben kendi paramı, kendi kartımı kullanmak istediğimde bin tane işlemden geçirir. Ben bir kredi çekmek istediğimde yüz defa şifre girmem, onay vermem gerekir. Ama X bir dolandırıcı. ...internetten X bir site üzerinden benim kartımı ele geçirmiş bir hacker veya bir sahtekar hiç şifre, onay, SMS Herhangi bir parmak izi bir şeyle uğraşmadan benim adıma kredi bile çekebiliyor o derece. Millet bu şekilde borçlanmış. Yüzlerce kişi mağdur olmuş. Akbank'a dava açmışlar. Mahkeme emsal teşkil etmesi amacıyla tabii Akbank'ı haksız bulmuş. Yani banka sızdırmamalıydı, korumalıydı veya bir vatandaşın adına bir kredi çekildiyse eğer banka önlem almalıydı, sormalıydı falan imza istemeliydi denmiş. İsteyenler bu konuda haberleri okuyabilir. Bir değil iki değil yani bir sürü şey yaşanmış ve bu haftada tekrar gündeme geldi. Şöyle şeyler yapılmaya başlandı. Sen gittin bir uygulamadan kredi kartınla yemek yedin veya bir şey sipariş ettin veya gittin bir yerde bir harcama yaptın. Bu bilgiyi nasıl oluyorsa bir şekilde millet ele geçiriyor ve sen belli bir limitin üstünde temassız kart bile kullanamıyorken, şifre girmek zorundayken veya internetten bir alışveriş yapacağın zaman az önce anlattığım üzere 100 defa onaydan geçmek, bildirimleri görmek zorundayken bu sahtekarlar aynı gün içinde 3-4 farklı şehirden bir Ankara'dan, bir İstanbul'dan, bir Mardin'den, bir ne bileyim Beyrut'tan aklıma o geldi. Her yerden 70 bin TL, 100 bin TL, 50 bin TL harcama yapabiliyorlar. Ya banka bunu sormuyor. Nasıl oluyor da bu adamın kredi kartından bir gün içinde 10 farklı şehirden ve hepsi 50.000 TL, 100 bin TL civarında harcama yapılmış. Nasıl oluyor bu iş? Normalde ben mesela avukatlık bir işim vardı. Para göndermem gerekiyordu. EFT ile para yollayacağım. 40.000 TL yollayacaktım. 5 günde gönderdim. 9.000 TL üzerinde para göndermeye kalktığımda çünkü benden SMS onayı istiyor. Ve SMS de alamıyorum yurt dışındayım. Ben EFT yollayacağım kendi hesabımdan yollayamıyorum belli bir limitin üstünde. Ama x bir adam 5-6 farklı lokasyonda bir saat içinde 70.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL harcayabiliyor. Buna banka nasıl izin veriyor kardeşim? Buradan mesela kredi kartımı da kapattırmaya çalıştım. Aynı şey başıma gelmesin diye kapattıramıyorum da olmuyor. Uğraşamadım yani beceremedim. 100 defa bağlandım telefonla. Her seferinde beklemeyi alıyorlar. Hesap kapattıracağım veya limit düşüreceğim deyince bir türlü müşteri temsilcisine bağlanamıyorsun. Herkes muhtemelen kapattırmak istediği için şu anda müşteri kaybetmeyelim, sıkıntı yaşamayalım diye millete oyalıyorlar yani. Abicim eğer Akbank'ta böyle bir üyeliğiniz varsa dikkatli olun, limitinizi düşürün, olabildiğince kartım çalındı diye ihbarda bulunup yeni kart isteyin ki hani yeni bilgiler etrafta olmayacağı için kendinizi güvenceye almaya çalışın. Harcama yaptığınız bütün aplikasyonlarda ne diyorlardı? Artı kart mı diyorlardı? Sanal kart mı diyorlardı? Böyle bir şey kullanmaya çalışın. Direkt orijinal kredi kartınızı kullanmayın. Belli bir para limiti koydurduğunuz ek bir kart kullanmaya çalışın. Öbür türlü sizi bir anda 500 bin TL, 1 milyon TL borçlu çıkarabiliyorlar. Sizin adınıza, sizin ruhunuz duymadan kredi çekebiliyorlar. Ruhunuz duymadan bütün limiti bitirebiliyorlar. Varsa böyle 200 bin TL limitli, 500 bin TL limitli yüksek bir kartınız varsa eğer geçmiş olsun yani. Kurtarmaya çalışın, iptal ettirin. Sonra ağlarsınız baya. Hepimizin başına gelebilir. Sen gideceksin, tüketici mahkemesine bu konu hakkında şikayette bulunacaksın. Birisi benim adıma nasıl oluyorsa yüz defa alışveriş yapmış 10 dakika içinde 20 farklı yerden. Banka bana bilgi vermedi, bloke koymadı, SMS onayı istemedi, aramadılar. Benim haberim yok, ben yapmadım bu harcamaları diyeceksin. Ondan sonra dava açılacak, mahkeme görülecek bir yıl. O bir yıl esnasında ya senin banka hesabına bloke koyacaklar, ya haciz gelecek, ya bir yerden bir şeyine ipotek yapacaklar. Çünkü sen bankada 500 bin TL borçlu görüneceksin. Ve mahkeme seni haklı bulana kadar, mahkeme sonuçlanıncaya kadar o parayı ödemek zorunda görüneceksin. Ödemediğin için de sıkıntı yaşayacaksın. Yani olabildiğince dikkatli olun. Tüm uygulamalardan kredi kartlarınızı kaldırın sanal kart kullanmaya çalışın. Ve mümkünse kredi kartınızı bir yenileyin. Kayıp çalıntı bildir işleminde bulunun. Kendinizi garantiye almaya çalışın. Şu an hiçbir şeye güvenemiyoruz. TC kimliğimiz, telefonumuz, adresimiz, banka bilgimiz her şeyimiz etrafta geziyor. Millet de bunu kullanıyor. Daha iki hafta önce bakan zaten açıklama yaptı. Veriler sızdırıldı, kurtaramadık kusura bakmayın falan diye. Yani bu 3-5 kişinin başına geldiğinde veya ünlü olmayanların başına geldiğinde çok duymuyoruz. Gündem olmuyor. Ama bu hafta gündem olmuş. Baya bir kişi bu konuda mağdur edilmiş. Akbank mağdurları yazarsanız eğer karşınıza çıkar. Bunu da bir bankayı karalamak amacıyla yapmıyorum. Veya rakip bir bankanın ajanı değilim. Fonlanmıyorum, destek almıyorum. Bugün Akbank, yarın başka bir banka aynı şeyde karşımıza çıkabilir. Hiçbir bankaya güvenmeyin abi. Şu anda olay yani bir bankanın veri sızdırması falan değil. Artık onu da bilmiyorum banka işbirliği içinde mi? Nasıl oluyor çünkü? Ben üst üste mesela şu an geleyim. Bir internet sitesi üzerinden üst üste iki tane sipariş vermeye kalkayım. Beş dakika arayla. Üç tane sipariş vermeye kalkayım. İkinciyi, üçüncüyü verdirmiyor. Telefonla onay istiyorlar, arıyorlar. Siz miydiniz, onaylayın diyorlar. Ama elin şerefsizi, puştu, pezevengi, sahtekarı, dolandırıcısı bir saat içinde 20 tane sipariş veriyor. 70 bin TL, 50 bin TL. Kimse hesabını sormuyor. Acaba diyorum bankada mı işbirliği içinde? E bilme şansımız yok. Dikkatli olun. Tabii bir tek dolandırıcılık bundan ibaret değil. Bu arada konuyla alakalı Haskoloğlu zaten bir olay yazmış. Bir açıklama yapmış. Ama tabi banka yuvarlak cevaplar veriyor. Sorumluluk almıyor üstüne. Bizim haberimiz yok. Biz bir şey yapmadık falan filan. İnceliyoruz. Ya bu konuda bir kişi bile mağdur olsa, yok yere borçlanmış olsa problemdir yani. Olabildiğince siz de kendi hesaplarınıza bakın, bir kontrol yapın, kendinizi garantiye almaya çalışın. Ne olur ne olmaz. Akrabalarınızı, herkesi bilgilendirin. Çünkü yüzlerce kişinin başına gelmiş. Yarın sabah bir kalkarsınız, sizin de başınıza gelmiş olur. Hoş olmaz. Tek dolandırıcı...